Değerli izleyiciler, bugün Türk Enerji Birliği'nin düzenlemiş olduğu Türk Enerji Birliği Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türk Enerji Birliği ile birlikte Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde destek verdiği programı inşallah başlatıyoruz. Tabii ki öncelikli olaraktan Türk dünyasında enerji söz konusu olunca hemen 5 tane bağımsızlığını kazanan ülkenin bu yıl 30. yılı. Bundan dolayı da bütün bu Türk dünyasının bağımsızlığını tebrik ediyorum ve aynı zamanda daim olmasını diliyoruz. Tabii bu oturumumuzun konusu Türk dünyasında enerji ve toplum. Dolayısıyla bütün enerjilerin temeli de özellikle toplumsal sinerjiye, kültürel sinerjiye, özellikle üretim sinerjisine bağlıdır. Buradan hareketle Türk dünyasında son dönemlerde özellikle önemli gelişmeler oldu. Azerbaycan, Türkmenistan gibi iki ülke ortak bazı Hazar Denizi ile ilgili anlaşmalar yaptı. Ondan önce Azerbaycan'la Türkiye arasında yine anlaşmalar yapıldı enerji koridoru anlamında. Özbekistan, yine Kazakistan'da en önemli enerji kaynaklarına sahip Türk dünyasının önemli ülkelerinden teşekkür etmektedir. Ve bu da çok geniş bir coğrafya, aynı zamanda nüfusu temsil etmektedir. Yaklaşık olaraktan 180-200 milyon bir nüfusa sahip Türk dünyasının bu toplumsal nüfusu ve enerjisini acaba sinerjiye dönüştürerekten enerjiyle ilgili eğitimli insanların oluşturabilir miyiz? Bu da çok önemli. Evet, ben çok fazla uzatmadan sözü öncelikli olarak birinci konuşmacımız olan Doktor Hacı Murat Terzi'ye bırakıyorum. Hacı Murat Terzi Bey, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığında, aynı zamanda da İletişim Başkanlığında şu anda görevde bulunmaktadır. Ve Moskova'da lisansını tamamlamıştır. Ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde yüksek lisansla doktorasını tamamlamış olan, sosyolojide tamamlamış olan bir arkadaşımızdır. Bu yüzden kendisi buraya yabancı değil, bizzat burada okuyan bir kişi olarak ve aynı zamanda da yurt dışı akraba topluluklarında uzun süre bu bölgelere gelen, koordinatörlük yapan bir arkadaşımız olarak Türk dünyasındaki enerji ve toplumla ilgili sunumunu dinlemek üzere sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Sayın Hacı Murat Tez Bey. Hocam sanırım Murat Bey'in bağlantısında bir sorun oldu. Öyle mi? Ha. O Evet. zaman Arkadaşlar o benim kendisi bağlanmamla. bağlanacak istersen evet, peki o zaman yine bu konuda ikinci konuşmacımız olan Doktor Suat Beylür, Avrasya Araştırma Enstitüsü kendisi müdür yardımcısıdır. Aynı zamanda da yine Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığında da bu bölgeyle ilgili koordinatörlükler yürütmüş, hatta projeler gerçekleştirmiştir. Özellikle Kazakistan merkezli bazı projeler gerçekleştirmiştir. Yine sosyoloji alanda hem yüksek lisans hem de doktorasını tamamlamış. Uluslararası ilişkiler bağlamında da bir deneyim söz konusudur. Ve kendisini bu bölgeyi tanıyan bir kişi olarak sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Suat Bey. Sayın hocam teşekkür ediyorum. Sunuma başlamadan önce Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi'nin düzenlenmesinde Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Avrasya Araştırma Enstitüsü ve TESPAM'ın kıymetli yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyor. İzleyicilerimize saygılarımı arz ediyor ve kongremizin Türk dünyasının birlik ve birliğine katkılar sunmasını, faydalar getirmesini temenni ediyorum. Burada sizlerle Enerji ve toplum başlıklı bu oturumda enerji sosyolojisi ve özellikle de kentleşme başlığı altında bir sunum yapmaya çalışacağım. Hemen sunuma başlıyorum zaman geçirmeden. İlk bakışta enerjiyi biz teknik bir alan olarak görürüz. Aslında enerji
doğanın yanı sıra insanın ve toplumla ilgili bütün süreçlerin merkezinde olan bir alandır aslında. Enerjiyle ilgili konulara şöyle bir göz gezdirecek olursak, sanayileşme, üretim, tüketim, küreselleşme, ekonomi, kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, sosyal refah, çevre, çevre adaleti, iklim değişikliği, küresel ısınma, çevreci hareketler, sivil toplum, kentleşme, sosyal eşitsizlikler ve siyaset bir çırpıda aklımıza gelecek temel başlıklar olacaktır. Tabii bu başlıklar dahi enerjinin tek başına ele alınamayacağını, değerlendirilemeyeceğini, incelenemeyeceğini bize göstermektedir. Tabii insan ya yani enerjiden önce insanla doğa arasındaki ilişkiye bakmak lazım. Tabii enerji doğanın bir çıktısı. Enerji Allah'ın insanoğluna doğadan bahşetmiş olduğu bir üretim, bir araç olduğu için biz önce bu bağlamda bir bakmamız gerekiyor. İnsanla doğa ilişkisi yaratılıştan beri devam eden karşılıklı bir etkileşime sahiptir. Doğa insan tarafından dönüştürüldüğü gibi insan da doğa tarafından doğrudan etkilenmektedir ve dönüştürülmektedir. Benzer şekilde toplumla doğa arasındaki ilişkinin enerji ve toplum arasındaki karşılıklı bir ilişkide de olduğunu görebiliriz. Bilindiği üzere insanlık tarihi belirli hususiyetleri dikkate alınarak bazı aşamalarda incelenmektedir. Bunlardan en yaygın olan kategorize edilen süreçlerden bir tanesi insanlık tarihinin avcı ve toplayıcı toplumlar, tarım toplumları, sanayi toplumu ve içinde bulunduğumuz postmodern ya da modern ötesi ya da bilgi toplumu, risk toplumu gibi farklı tanımlamalarla ifade edilen son dönem olarak bunu ifade edebiliriz. Şimdi enerji bağlamında baktığımız zaman bu insanlık tarihinin yaşamış olduğu, geçirmiş olduğu süreçlere baktığımız zaman ilk dönemde yani avcı ve toplayıcı olarak nitelendirilen bu dönemde enerji kullanımının yok denecek kadar az olduğunu, yani doğal enerji kaynakları dışında işte Allah'ın bahşetmiş olduğu güneş enerjisi ve yine insanın ilk insan tiplerinin kullanmış olduğu ateş enerjisini de gücünü saymazsak insanoğlu bu dönemde enerji tüketimini yok denecek kadar az kullanmıştır. Tabi burada nüfus yoğunluğu düşük olduğundan yine çevreyle olan etkileşim ve çevrenin tüketilmesi, çevrenin kirletilmesinin noktasında da yine oldukça tölere edilebilir, telafi edilebilir bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Avcı ve toplayıcı toplumlar sonrasında tarım toplumları ikinci kategoride insanlık tarihi için belirlenen dönemlerden bir tanesi olduğunu söylemiştik. Bu dönemde insanoğlunun belirli üretim araçlarıyla, üretim ürünleri üzerinden bir birikim yaptığını görebiliriz. Burada aynı zamanda bir artı değer oluşumu, artı değer üretiminin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada yine ya bir sonraki dönemdeki yani sanayi toplumu döneminde olduğu gibi ciddi anlamda bir enerji tüketiminin veya insanın toplumun çevreyle olan ilişkisinde telafi edilemez bir sürecin olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki yani toprağın kullanımı, su kullanımı noktasında bir takım çevresel olumsuz etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak enerji noktasında sanayi toplumunda göreceğimiz üzere böyle bir etkiden bahsedemiyoruz. Sanayi toplumu zaten esas itibariyle sanayi toplumu dediğimiz zaman bir enerji toplumundan bahsediyoruz. Yani kömürün merkezde olduğu, kömürün motorunu oluşturmuş olduğu bir devrimden bahsediyoruz. Bu dönemde enerji yani kömür üzerinden başlanan enerji tüketiminin çok vahşi düzeyde ciddi manada kapitalist bir üretim tarzının neticesinde ciddi manada çevre sorunlarının neden olduğu ve aynı zamanda günümüze uzanan sorunların da önemli bir kaynağını teşkil etmektedir bu dönem. Tabii içinde bulunduğumuz çağ yani postmodern veya modern ötesi olarak ifade edilen bu çağda ise baktığımız zaman neredeyse bir saniye dahi biz enerji olmaksızın yaşamamız çok mümkün görünmemektedir.
Tabii bunları ifade ettikten sonra şimdi enerji ve sosyoloji, yani enerji ve toplumla ilgili bir biraz özet bir bilgi paylaşmak istiyorum. Demin de ifade ettim, enerji aynı zamanda sosyolojinin başlangıç dönemlerinde, yani klasik anlamda sosyolojinin oluşmuş olduğu işte sanayi devrimi dönemine denk gelmektedir. Yani aynı zamanda işte pozitivist hareketlerin alabildiğince hızlandığı bir döneme denk geliyor. Tabii kömür bu bağlamda endüstri devriminin bir motoru olurken aynı zamanda da toplumsal hareketlerin ve bir takım diğer siyasi hareketlerin de başlatıcısı ve tetikleyicisi olmuştur. Şimdi şöyle bir yine akıl yürütecek olursak, yani kömür sanayi toplumunda ve sonrasında ne tür değişimlere neden olmuştur diye baktığımız zaman, öncelikle kömür, yani dönemin enerji kaynağı olan kömür, demir çelik endüstrisinin ve makineleşmenin diğer teknolojik gelişmelerin hızlanmasını sağlamıştır. Devamında hem bir enerji kaynağı olan kömürün hem de enerji kaynağı vasıtasıyla üretilen malların başka bölge ve kıtalara ulaştırılması noktasında yapılan demir yolları, otoyolları, ulaşım, deniz ulaşım kanalları gibi ulaştırma ve transfer kanallarının gelişmesini sağladığını da belirtmemiz gerekiyor. Tabii bunun yanında yeni yerleşim yerlerinin oluşmasını ve kentleşme sürecini tetiklediğini ifade edebiliriz. Kömürle başlayan bu sürecin. Kömür madenine sahip olan yeni bir sınıfın, yani yeni bir burjuvazi sınıfının oluşmasını ve aynı zamanda yeni bir işçi sınıfının oluşmasını da beraberinde getirmiştir bu süreç. Tabii bunun devamında baktığımız zaman bu kömür madenlerinde, kömür ocaklarında çalışan işçilerin ücretleri ve çalışma şartları ile ilgili zaman içerisinde daha hız kazanan bir sendikalaşma sürecinin olduğunu yine söyleyebiliyoruz. Ve son olarak da bu işçi hareketlerinin ülkelerdeki, özellikle sanayileşmiş ülkelerdeki siyaseti etkilerinden bahsedebiliriz. Bu bağlamda şunu ifade etmemiz gerekiyor. Yani endüstri devrimi ile Fransız ihtilali arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Ve son olarak işte bugün en önemli entegrasyon projelerinden birisi olarak ifade edilen Avrupa Birliği'nin de temellerini yine kömür ve çelik üzerinden, yani kömür ve çelik topluluğu üzerinden kurulduğunu, atıldığını belirtmemiz gerekiyor. Tabii bunları topladığımız zaman, yani işte toplum bilimiyle, yani sosyolojiyle işte enerji, çevre, iktisat, sağlık ve diğer bütün toplumsal kurumlar arasında ayrılmaz, birbirini tam anlayan bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Tabii enerji sosyolojisinin başlangıç noktasına baktığımız zaman, yani ilk olarak işte enerji alanında, yani tabii çevreyi enerjiden bağımsız olarak tutmuyoruz bu süreçte. İlk çalışmaların yine klasik dönem sosyologlarına ait olduğunu söyleyebiliriz. İşte bunların başında Karl Marx, Max Weber ve Herbert Spencer geliyor. Bunlardan sonraki süreçlerde ise işte 1950'ler ve 1990'lardan günümüze gelen süreci enerji sosyoloji çalışmalarında önemli dönüm noktaları olarak söyleyebiliriz. Karl Marx hani bu klasik dönem sosyolojinin düşünürlerinin enerji ve toplum bağlamındaki görüşlerine şöyle özetle bakacak olursak. Marx üretim ve tüketim araçları bağlamında, yani yeniden üretim süreci ve doğanın dönüşüm bağlamında enerji ele alıyor. Ve tabii Marx'ın diğer önemli kavramlarından bir tanesi, yani artı değer kavramı bağlamında da enerjiyi bir meta olarak ele aldığını ifade edebiliriz. Weber, yani bir değerler sosyoloğu, işte bir ahlak sosyoloğu olan Weber'in özellikle Protestan Ahlakı ve Kapitalizm'in Ruhu çalışmasında, meşhur çalışmasında izlerini gördüğümüz bir şekilde Weber'in enerji ve çevre arasındaki ilişkiyi yine kapitalizmle ilişkilendirdiğini görebiliriz. Tabi burada günümüzdeki, yani 1950 ve 1990 sonraki çevre sosyolojisi alanındaki çalışmalarda da Weber'in etkisini görmek mümkündür. Weber
Kısaca yani tarihsel sosyolojik yaklaşım çerçevesinde endüstriyel kapitalizmle çevre ve enerji meselelerini birlikte ele almış ve bütüncül bir yaklaşımla günümüz sosyolojisine önemli yol haritası çizdiğini söyleyebiliriz. Son olarak yine klasik dönemden Herbert Spencer'ın da enerjiyle ilgili özellikle meşhur üç evrim yasası olan enerjinin korunması, maddenin yok edilmesizliği ve hareketin sürekliliği bağlamında enerjiyi ele aldığını söyleyebiliriz. 1950 sonrası çalışmalarda bakıldığı zaman yani enerji sosyolojisinde Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı çalışmaların çok yoğun olduğu yani o dönemde henüz Avrupa'da ve diğer dünyanın diğer bölgelerinde enerji sosyolojik çalışmaların çok sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu alandaki çalışmalar da esas itibariyle yine sanayileşmenin yani modernleşme ile bağlantılı olarak sosyal değişme bağlamında yapılan çalışmalar. Bu isimlere girmeyeceğim zamanı verimli kullanmak adına. 1990 sonrasında ise ya 1950'ye kıyasla enerji sosyolojisinde bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirtmemiz gerekiyor. Burada yani liberal bir yani neoliberal politikaların hakim olduğu, egemen olduğu bir dönem olması sebebiyle buradaki çalışmalarda özellikle yani sosyoloji çalışmalarının dünya genelinde yayıldığını söyleyebiliriz, sayıların arttığını söyleyebiliriz ve artan enerji sorunları bağlamında işte küresel çevre politikalarının çevre sorunlarına yetersiz kalması, eksik kalmasını eleştiren, daha eleştiren ve feminist yaklaşımların daha belirgin ve bariz olduğunu söyleyebiliriz 90 sonrasında. Küresel eşitsizlik ile kapitalizmin ve neden olduğu felaketlere odaklanan ekolojik çatlak teorisi, yani ecological rift teori bu dönemin ana akımını oluşturmaktadır. Yani bu dönemde 1990'dan günümüze devam eden sosyoloji çalışmalarına baktığımız zaman esas itibariyle sosyal eşitsizlik, işte cinsiyet rollerindeki ayrışma, farklılaşma tarzındaki çalışmaların temel bağlamda ele alındığını, yani bunun yanına yine kentleşmeyi koyabiliyoruz. Önemli çalışma alanları olduğunu söyleyebiliriz. Burada son olarak yine risk toplumu kapsamında yani Ulrich Beck'in risk toplumunun da yani risk toplumu kavramsallaştırmasındaki önemli risklerden birisinin de yine çevre ve enerji tüketimi noktasında küresel ısınma ve onun beraberinde getirmiş olduğu riskler olduğunu ifade ederek 90 sonrası çatışmalara da nokta koymak istiyorum. Tabii şimdi bir de Türkiye ve Türk dünyasındaki enerji çalışmalarıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum burada. Yani son bir iki haftadır baktığım kaynaklar üzerinden yani literatür taraması üzerinden bu alandaki çalışmaların, araştırmaların çok sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Türk dünyasındaki çalışmalar, bunlar genel itibariyle bir kısım uluslararası, işte UNDP, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların raporlarına dayanarak oluşturulan bir takım veriler var ama özellikle kentleşme bağlamında, sosyal eşitsizlikler bağlamında yapılması gereken çok sayıda saha araştırmasının, uygulamalı araştırmaların olduğu açık olmasına rağmen bu alandaki literatürün oldukça sınırlı olduğunu söylüyorum. Tabii Türkiye'deki durum biraz daha farklı yani Türk dünyasının diğer ülkelerine göre ama bizde de durum çok farklı değil. Baktığımız zaman işte herkesin bildiği üzere alanda çalışan 1964 tarihli işte Mübecce Kray'ın ilk çalışması olan yani daha doğrusu ilk uygulamalı çalışma olan Ereğli Ağır Sanayi'den önce bir sahil kasabası adlı çalışması bu alandaki temel çalışmalardan birisi kabul edilmekte. Ve bundan sonra da yine bir takım çalışmaların yapıldığını görebiliyoruz. Yine son yapmış olduğum taramada yani literatür taramasında gerek tezler üzerinden gerekse açık kaynaklar üzerinden yaklaşık 10 civarında bir yüksek lisans ve araştırma tezi var. İşte bu esas itibariyle Karabük, Ali Ağa, Yusufeli, Malatya'daki enerji yatırımları ve su barajları
özelinde yapılan, buradaki kentleşme, özellikle kentleşme noktasında yapılan araştırmalar yoğunlaşmakta bu alanda. Makalelerdeki, yani bilimsel makalelerdeki çalışmaların da yine kısıtlı olduğunu söylemem gerekiyor ve bu bağlamda da gerek Türk dünyasında, gerekse Türkiye'deki alan araştırmalarını, yani sosyoloji ve toplu enerji bağlamındaki araştırmalarının artırılması gerektiği önemini de burada ifade ediyorum. Son olarak Kazakistan bağlamında enerji yatırımları, yani enerji kaynakları ve kentleşme bağlamında bazı verileri paylaştıktan sonra sunumunu tamamlayacağım. Tabii bizden önceki oturumlarda sıkça ifade edildi. Kazakistan çok önemli hidrokarbon ham maddesi kaynaklarına sahip ülkelerden bir tanesi. Yani hemen hemen dünya rezervinin %3.3'üne sahip olarak dünyada ilk 15'te yer almaktadır. Bu zenginlik, yani enerjiden gelen bu zenginlik, Kazakistan'ın 90'lardan itibaren geçirmiş olduğu bu sosyoekonomik dönüşümün, modernleşmenin de motorunu oluşturmaktadır aslında. Tabii buna şöyle bir başlıklar altında bakmamız gerekirse, enerji ne yaptı? Yani enerji, Kazakistan'ın sahip olmuş olduğu enerjinin Kazakistan'daki bu sosyoekonomik dönüşüme ne tür katkıları olmuştur? Neler getirmiştir? Bunlara baktığımız zaman öncelikle her alanda, yani eğitimden ekonomiye, sağlığa, her alandaki dönüşümde bu kaynakların, yani enerji kaynaklı finansmanın önemli bir modernleşme sürecini başlattığını söyleyebiliriz. Yine sıkça kullanıldığı üzere enerji ve enerji yatırımları Kazakistan'da bir orta sınıfın oluşmasını sağlamıştır. Diğer taraftan enerji, küresel ve bölgesel işbirliklerini ve entegrasyonları önemli ölçüde belirlemiştir ve belirlemeye devam etmektedir. Bunların sonuçlarında ise baktığımız zaman enerjinin çevreci hareketlerin ve bu alandaki sivil toplumun gelişmesine yaptığı katkıdan bahsedebiliriz. Kentleşme sürecini hızlandırdığından bahsedebiliriz. Yine bunların dışında bu enerji kaynaklı, yani enerjiye dayalı kentleşmenin de bir takım sorunlara neden olduğunu burada belirtmemiz gerekiyor. Bunlardan en önemlisi plansız nüfus artışı ve bunun neden olmuş olduğu sorunlar. İkincisi ise yine enerji yatırımlarıyla bağlantılı olarak özellikle içeriden ve dışarıdan gelen göçlerin, yani göçmen işçiler diyebileceğimiz yeni bir işçi akınının bazı bölgelerde, işte en son 2011 yılında Cana özelindeki bu enerji tesislerinde görüldüğü üzere bir takım etnik tansiyonlara, bir takım gerilimlere neden olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu doğrudan göç politikalarının yönetimiyle ilgili bir usul aslında. Tabi burada o bahsettiğimiz, yani bölge içi gelen veya dışarıdan gelen büyük çoğunluğunu Oralmanların oluşturmuş olduğu bu göç aslında bölge nüfusunu rahatsız edebilecek düzeyde bir göç, bir nüfus olmamakla birlikte yönetimle ilgili sorunlardan dolayı burada bir takım sorunların, bir takım gerginliklerin yaşandığını söyleyebiliriz. Tabii bunun dışında, yani kentleşme, hızlı kentleşmenin ki rakamlar bize Atırau ve Mangustau, yani Kazakistan'daki önemli petrol ve gaz merkezi olan Atırau ve Mangustau'da çok hızlı bir kentleşme sürecinin devam ettiğini göstermekte. Tabii bu kentleşme beraberinde bir takım sorunları da getirmektedir. Mesela işte baktığımız zaman 1999-2019 yılları arasındaki nüfus artışı Kazakistan ortalamasının çok üzerinde Mangustau'da. İşte %154'lük oranda bir nüfus artışı olduğunu söyleyebiliyoruz. 314 bin olan nüfus bir anda 450 binin üzerine çıkarak günümüzde 500 bini geçmiş durumdadır. Atırau'da da durum çok farklı değil. Atırau'da da %115'lik bir artış, yani nüfus artışından bahsedebiliyoruz. Bu artışın
önümüzdeki 20 yıl içerisinde hem Mangıstau bağlamında hem de Atrol bağlamında daha da artacağı beklenmektedir. Yani özellikle Astana, Almatı ve Çimkent gibi 3 tane büyük şehirden sonra bu iki şehirdeki, iki bölgedeki hızlı ve plansız nüfus artışının ileride daha ciddi sorunlara, bir takım altyapı sorunlarının yanında bir takım sosyal sorunlara neden olabileceğini söylememiz şu anda çok da zor olmasa gerek. Tabii bu konsorsiyumların, yani Atral ve Mangıstau'daki enerji konsorsiyumlarının aynı zamanda kente, yani her iki bölgeye de ciddi manada hem istihdam bağlamında hem de yatırımlar bağlamında önemli katkıları olduğunu da söylemek gerekir. Sadece Atral bağlamında baktığımız zaman son 10 yılda Atral'da 50 bin üzerinde yeni istihdam imkanı oluşmuştur. Bu da tabii ekonomik kaynaklar noktasında, yani istihdam noktasında imkanların sınırlı olmuş olduğu Atral bölgesindeki ekonomik refahın oluşmasına katkı sağlamıştır. Son olarak ben sözlerimi şu şekilde tamamlamak istiyorum. Evet, enerji yatırımları Kazakistan'ın genelinde olduğu gibi bazı bölgelerinde işte Mangıstau, diğer taraftan işte bir liman kenti olan Aktau'da, Atrau'da ciddi manada bir sosyal refahın oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu aynı zamanda bir takım olumsuz hem çevresel sorunların hem de sosyoekonomik sorunların da oluşmasına neden olmuştur. Burada Kazakistan hükümetinin yapması gereken birkaç maddeyi burada sıralamak gerekiyor. Öncelikle zaten programlarda yer alan kentleşme ile ilgili planlı kentleşme, ki bu UNDP'nin 2018 raporlarında da zaten ifade edilen bir husus. Kentleşmenin çevre korumasının, sonra sağlık imkanlarının ve istihdam imkanlarının aynı ölçüde, yani eş zamanlı olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde hem kentleşme bağlamında hem de sosyal anlamda bu bölgelerde ciddi manada bir takım sıkıntıların oluşması kaçınılmaz olarak görülmektedir. Ben sunumumu tamamladım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hocam sesiniz gelmiyor ama. Hocam sesi açar mısınız? Suat Bey, beni duyabiliyor musunuz? Suat Bey, ya ben açamadım. Şu anda sesi geldi mi? Evet, tamam. Tamam, teşekkür ederim. Efendim, bununla mı konuşmalıyım? Evet. Alo, kusura bakmayın, böyle konuşmak zorunda kalacağım. Evet, Suat Bey'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. İlk önce Suat Bey bize sosyolojik anlamdaki toplum ve enerjiyle bağlantılı bir değerlendirmede yaptı. Daha sonraki süreçte ise özellikle enerji kaynaklarının topluma olan etkisi, kentleşme ve çevre sorunlarıyla bağlantı kurarak konuşmasını tamamlamış oldu. Şimdi ikinci konuşmacımız da
Bu yine bu bölgeyi iyi tanıyan, bu bölgeye sürekli olarak gelip giden Hacı Murat Tezli'ye bırakıyorum zaman kaybetmeden. Buyurun Murat Bey. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Saygılar sunuyorum. Sesim geliyor inşallah. Evet, geliyor. Gayet güzel. Ben bir sunum paylaşayım hemen izniniz olursa. Hocam ekranda gözüküyor mu? Henüz gözükmedi. Ekranı alabildik mi acaba? Henüz gözükmedi, bakıyoruz ama gelmedi henüz, yok. Sen tekrar kısmı var ya orada. Artı. Evet, benim sesim geliyor mu Suat Bey? Hocam geliyor. Tamam, problem yok, sağ ol. Buyurun, şimdi evet, slide gelmedi zannediyorum. Devam edebilirsin. Hala gelmedi mi? Tekrar açarsanız bağlayacağım diyorlar efendim. Teknik eleman arkadaşlar. Tekrar açarsanız bağlayacağım diyor. Tekrar bir açabilir misiniz dosyanızı Murat Bey? Evet, açtım ama görebiliyor musunuz? Yok. Birazdan görebiliriz belki. Eğer açılmazsa da siz isterseniz oradan konuşmanızı yapın. Zaman kaybetmeyelim Murat Bey. Gelmedi. Şu anda görebildiniz mi? Evet, geliyor. Tamam. Şu anda göründü. Tamam. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Biraz bağlantı da zor oldu. Evet. Türkiye-Rusya ilişkilerinde enerji ve kültürel diplomasi pratiği olarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ben sunumda işledim. Sesim geliyor. Sesiniz geliyor. Konuşabilirsiniz Murat Bey. Evet. Ama sunumda ilerletmekte zorlanıyorum hocam. Sanayi devrim. Ben açıkçası enerji sosyolojisine çok fazla girmeyeceğim. Vakit kaybı olmasın diye. Çünkü Suat Bey bahsetti benden önce. Sanayi devrimiyle birlikte yoğun bir şekilde kullanılmaya başlayan enerji, modern toplumların en önemli yaşam kaynaklarından biri haline gelmiştir. Kömürle başlayan enerji diplomasisinin serüveni petrol, doğalgaz, nükleer, yenilebilir kaynaklarla birlikte devam etmektedir. Toplumların değişen enerji ihtiyaçları diğer toplumlarla olan ilişkileri belirlemeye ve dolayısıyla kültürel diplomasisinin gelişmesine yol açmıştır. Siz bulunduğunuz ekrandan istersen anlatın Murat Bey, çünkü zaman geçiyor. Evet, ben öyle yapayım hocam. Şu anda canlı yayında olduğumuz için zaman kaybetmeyelim. Maalesef, evet. Diğer taraftan da zaten okunmuyor Murat Bey. Okunmuyor mu? Yani ben şimdi YouTube'dan bakıyorum. Tamam, devam ediyorum hocam. Kusura bakmayın. Nitekim yabancı ülkelere giderek eğitim, öğretim görme faaliyeti insanlar, toplumlar ve ülkeler arasında ilişkilerin dini, ekonomi, siyasi ya da kültürel boyutlarını yüzyıllardır derinden etkilemektedir. Bu çalışmada Rusya ile Türkiye arasında enerji politikalarında değişen dengelerin kültürel diplomasiye yansımaları ele alınacaktır. Özellikle Türkiye'nin nükleer teknolojiye erişimi için
ilk adım niteliğinde olan Akkuyu Nükleer Santrali projesi ile Rusya'dan enerji alanında teknoloji transferinin yanında nükleer alanda eğitim için gönderilen Türk öğrenciler ile nükleer tesisin inşası için Türkiye'ye gelen Rus personelinin toplumsal etkileşimleri değerlendirilecektir. Bu çalışmanın amacı tarihsel süreç içerisinde sürekli etkileşim halinde olan Türk ve Rus toplumları için kültürel diplomasi ve enerji diplomasi bağlamında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin önemi incelenecektir. Araştırma iki temel soruya cevap almak için yapılmıştır. Türk ve Rus toplumu birincisi, Türk ve Rus toplumları için kültürel diplomasi ve enerji diplomasisinin günümüze olan etkileri ve katkıları nelerdir? Eğitim için ikincisi ise eğitim için Rusya'ya gönderilen Türk öğrenciler ile nükleer tesisin inşası için Türkiye'ye gelen Rus personelinin toplumsal etkileşimleri kültürel diplomasi açısından hangi konumdadır? Bunlar incelenecektir. Enerji diplomasisine ben uzun uzadıya değinmeyeceğim. Yalnız şunları söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Enerji modern dünyada insan hayatının vazgeçilmez bir parçası ve en önemli araçlarından biridir. Enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için petrolün kullanımıyla birlikte dünyada yeni gelişmeler ortaya çıkmış ve petrol 20. yüzyılda siyasetin ve uluslararası ilişkilerin temel unsurlarından biri haline gelerek enerji diplomasisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Enerji diplomasisini sadece enerji güvenliği olarak değerlendirmek doğru değildir. Uzun soluklu bir uğraş olan enerji diplomasisini stratejik hedeflere ulaşmayı amaçlayan ve dış politika hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan çok yönlü faaliyetler ve temaslar olarak nitelendirmek daha doğrudur. Bu bağlamda kültürel diplomasiyle yakından ilişkili. Kültürel diplomasinden de bahsetmek gerekirse, kültürel diplomasi, kamu diplomasinin eski adıyla, yani bizde eskiden Osmanlı'da, daha öncesinde Selçuklu'da kullanılan istimalet siyasetinin bir alt başlığı olarak kullanılan kültürel diplomasi, devletin kendi itibarını artırmak ve diğer devletler veya devleti oluşturan diğer unsurlarla ilişki kurmak amacıyla direkt veya en direkt bir şekilde etki edilebildiği toplumlara kültürel etkinliklerin sunumu olarak değerlendirilmektedir. İnsan medeniyetinin fikri gelişimi ve bu gelişiminin birçok alandaki yansımaları eğitim, öğretim temelinde kitlesel ve kurumsal bir mahiyet kazanmıştır. Dünyada toplumların gelişmeleri incelendiğinde farklı dönemlerde farklı bilim, kültür ve sanat merkezlerinin oluşturduğu ve farklı bölgelerden insanların bu merkezlere eğitim almak üzere gittikleri bilinmektedir. Bu çekim merkezlerinin en önemli özelliği güçlerini geliştirdikleri siyasi, ekonomik ve kültürel yapılardan almaktadır. İmparatorluk çağında yabancı ülke ya da bölgelerden getirilen öğrencilerin yetiştirilmesi ve yetiştirildikten sonra ülkelerine dönebilmeleri ve ilim adamı ya da yönetici olarak öncü roller üstlenebilmeleri yaygın görülen bir olgu olarak dikkat çekicidir. 8. yüzyılda Endülüs'te, 9. yüzyılda Bağdat'ta, 13. yüzyılda ve 14. yüzyılda Semerkant, Buhara ve daha sonra Roma ve İstanbul'da insanları etkileyen çekim merkezleri olmuşlardır. Roma İmparatorluğu'nda eğitim öğretim merkezinde modern batı düşüncenin ve pedagojik stratejilerin teorik ve pratik temelleri atılırken, Abbasiler döneminde Bağdat, Endülüs Emevileri döneminde ise Kordoba ilmi çalışmaların cazibe merkezleri haline gelmiştir. Günümüzde uluslararası ilişkilerin sadece devletler arası ilişkilerden ibaret olmadığı, uluslararası kuruluşların, ticari işbirliklerinin ve sivil aktörlerin de dahil olduğu toplumlar arası ilişkilere yönelik bir gelişme gözlemlenmektedir. Bu ilişkilerin kapsamı siyaset ve diplomasinin yanında ekonomiyi, sosyal ve kültürel hayatı da içerisine alarak gelişmektedir. Devlet dışı aktörler, sivil girişimler ve doğrudan insanı odak alan ve ona etki edebilen faaliyetler daha fazla önem kazanmaktadır. Öğrenci değişim programları toplumlar arası ilişkileri doğrudan etkileyen, kısa, orta ve uzun dönemli birçok çıktısı olan ülkelerin etkinlik yarışında en çok başvurdukları mecralardan birisi haline gelmiştir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Öğrencilere değinmek, bu minvalde Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Öğrencilere değinmek gerekirse, 2011 yılında başlatılan eğitim kapsamında
Mart 2018'de 35 ve Şubat 2019'da 53 Türk öğrenci, genç uzman eğitimleri tamamlayarak Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmaya başlamıştır. 2020'de 55 öğrenci daha bu eğitimlerini tamamladıktan sonra Akkuyu Nükleer Santrali'nden iş teklifi almışlardır. Şu anda 107 Türk öğrenci Rusya'da öğrenimlerine devam etmektedir. Rusya'da nükleer mühendislik eğitimi alan Türk öğrenciler Halkların Kültürü Uluslararası Festivali'nde çeşitli görevler almışlar ve bu öğrenciler Türk kültürünü Rusya'da tanıtma faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. Akkuyu nükleer güç, bunun tam tersi olarak da Rusya'dan Türkiye'ye gelen malumunuz Rus teknik personel de vardır. Yani konularımızdan aslında bir tanesi bizim Türk öğrenciler, yurt dışına yani Rusya'ya gidip öğrenim görmek amaçlı giden Türk öğrenciler. Bir kısmı da oradan buraya Rusya'dan Türkiye'ye gelen Rus teknik personel. Bu inşaata, bu teknik santral inşaatına hali hazırda devam eden nükleer santralin inşaatında hali hazırda 1416 personel istihdam edilmektedir. Rus teknik personel istihdam edilmektedir. Bu sayı yoğunluklu olarak bakıldığı zaman en fazla 2018 yılında 5022 rakamını bulmuş. Şu anda 1416 rakamı. Ancak bu aileleriyle birlikte 3500-4000 civarında teknik personel ve ailesi şu anda bu bölgede yaşamaktadırlar. Önceleri yoğunluklu olarak Mersin, Taşucu ilçelerinde kiraladıkları villa, apartman dairesi gibi konutlarda bölge halkıyla birlikte yaşayan uluslar zamanla kendi toplu yaşam alanlarını oluşturmaya başlamışlardır. Buna bağlı olarak Ruslar kafe, bar, market vesaire küçük çaplı işletmeler de açmaya başlamışlardır. Aynı zamanda Akkuyu Silifke Özel Moskova Milletler Arası Okulu da açılmıştır. Bu okulda hali hazırda ilk, orta ve lise eğitimi verilmektedir. Ayrıca 3-7 yaş arası çocuklar için okul öncesi eğitim de burada gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak bugün geniş manada bölgesel ve küresel birçok alanda siyasi ve politik denklemleri etkileyen enerji diplomasisi kavramı, başta eğitim ve kültür olmak üzere toplumsal etkilerden azade düşünülemez. Bu bağlamda enerji diplomasisinin yanında kültürel diplomasisinin de en önemli örneklerinden olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali daha uzun yıllar Rus ve Türk toplumları ile ilgili araştırma konusu olmaya devam edecektir. Ben teşekkür ederim. Sunumum bu kadardı. Maalesef yansıtamadım şeye ama inşallah anlaşılır olmuştur. Evet, biz de Hacı Murat Terzi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Aslında orijinal bir konu. Akkuyu Enerji, Nükleer Enerji Santrali'nin yapımı sırasında özellikle hem oradaki çalışacak Türk teknik elemanların ve mühendislerin Rusya'daki eğitimiyle ilgili bilgi verdi. Hemen akabinden de aynı şekilde Nükleer Enerji Santrali'nin inşaatı sırasında Rusya'dan gelen özellikle şu anda 1416 ama ta 5000'e kadar çıkan bir nüfustan ve bu nüfusun Türk kültüründen etkilenmesi, gündelik hayattaki onların görünümlerini, çarşı, pazar, hatta burada kafe açacak kadar da buraya sahiplendiğini görüyoruz. Bunun da ötesinde özellikle Rusya'dan gelen bu nüfusun kendi çocuklarıyla, aileleriyle birlikte gelerekten uluslararası çapta okulla açtığını da, ilkokul, ortaokul gibi okullarda açtığını da söylemiş oldu. İnşallah bu çalışmasını biraz daha daha da sahaya inerekten eğer mümkünse anket ve mülakatlarla bu desteklerse çok daha değerli ve kıymetli olacaktır. İnşallah Hacı Murat Bey'den de bunu bekliyoruz.
Tabii ki bunun çok önemli bir boyutu var. O da şu, buradan giden, eğitilmek amacıyla giden bir öğrenci kitlesi vardı ve tekrar o döndü. Şu anda mühendis olarak bir kısmı çalışıyor. O bir uçak krizi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandı. Zannediyorum o belli bir süre sonra, çok kısa süre içerisinde atlatıldı. Demek ki bir önceki konuşmacı olarak de dinlediğimiz Suat Bey'in de özellikle kriz diplomasisi ya da kriz toplumu ekseninde de bu tür krizlerin çıkabildiğini gördük. Ben bu iki değerli konuşmacımızın kısaca üzerinde durduğu hususu hemen tekrar toparlamak istersem şunu söylememiz gerekiyor. Birinci konuşmacımız özellikle evet, enerji kaynakları oluşturulabilir. Enerji kaynaklarından hareketle her ülke kendi özellikle bütçesini zenginleştirebilir. Ve bunu yaparken bu aynı zamanda enerji koridorları var. Enerji anlamındaki diğer boru hatları falan var. Her geçtiği yerde onun aslında bir sinerjiye dönüştüğünü toplumsal yansıdığını da görebiliyoruz. Ve bu toplumsal yansımayı çok sağlıklı yürütmek gerekiyor. Türk dünyası biraz bunun başında, çevre sorunlarıyla karşı karşıya biliriz. Bir, ikincisi ciddi kentleşme problemleriyle de karşılaşabiliriz. Yani çarpık yapılaşma. Çünkü özellikle paranın döndüğü ve aktığı yere çok ciddi ölçüde nüfus de ciddi ölçüde akın etmektedir. Önemli olan şehirleri ve altyapısıyla birlikte şehirlerimiz bunu hazırlamaktır. Türk dünyası olarak, hükümetleri ve devletleri olarak acaba buna ne kadar hazırlık yapılabiliyor? Belki Türk Enerji Birliği Kongresi'nin böyle bir sonucu, Türk Enerji Birliği anlamında da bunun üzerinde durulması gerekir. Diğer bir husus, özellikle sınıflar arasındaki uçurum azalacak mı? Bu çok önemli. Bir toplu enerjinin toplumsal bir sonucu olarak bunun böyle bir handikap var, böyle bir risk var. Bu risk de alt ve üst sınıf arasında, orta sınıf arasında acaba bir uçuruma mı neden olacak, yoksa bir dengelenmeye mi neden olacak? Ve ortaya çıkan bu enerjinin getirmiş olduğu gelirler toplumsal refaha ne kadar yansıyacak? Kesinlikle bunlar çok önemli. Bunlar üzerinde de özellikle Türk Enerji Birliği ve ilgili TESBAM, Ahmet Yesevi Üniversitesi Araştırma Merkezi, hatta şu anda ben Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde çalışıyorum ve buranın Orasam diye yine araştırma merkezleri var. Ve Türkiye'de de bu Orta Asya ile ilgili de araştırma merkezleri var, Avrasya merkezleri var, üniversitelerin veya özel olarak da. Bu merkezlerin, think tank merkezlerinin bu enerji koridorlarının nasıl ortaya çıktığını ve bundan sonraki süreci nasıl yönetilebileceğini ve bunun toplumsal sonuçların ne olabileceği hususunda çalışma yapmaları gerekiyor. Ve bence en önemlisi de bir veri merkezinin kurulması gerekir. Yani hem toplumsal nüfus nereye doğru gidiyor, biz nüfusu ne kadar yönlendirebileceğiz, istihdam konusu üzerinde duruldu, bu istihdamı nasıl yönlendirebileceğiz, bu konular üzerinde incelikle durulması gerekir. Bu kongrenin en önemli hedeflerinden bir tanesi de genelde enerji konuları, enerji fiyatı, bütçe, uluslararası ilişkiler bağlamında değerlendirildi. Ama tek zannediyorum oturum, toplumla ilişkili oturum bu oturumdu. Bu yüzden az önceki söylemiş olduğumuz bazı riskler var. Şehirlerimizin ve ülkelerimizin bu riskleri dikkate alaraktan acaba neler yapılabilir? Bununla ilgili güzel çalışmalar yapma imkanımız söz konusu. Evet, süremiz de bitti. Dolayısıyla ben toparlayacak olursam özellikle Suat Bey'e, Hacı Murat Terzi Bey'e bu değerli konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendileri de biz Ankara'da birlikteydik üniversitemizde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde. Platformda da bir araya gelmiş olduk. İnşallah bu asıl bahsetmek istediğiniz şey de buydu. Dolayısıyla insan kaynağı çok önemli. Hocasıyla, öğrencisiyle ve daha da bunu bir geleneğe dönüştürerek inşallah bunun devam edeceğini düşünüyorum. Ben tekrar bu organizasyonu gerçekleştiren TESBAM'a, Ahmet Yesevi Üniversitesi Araştırma Merkezi'ne,
ve diğer tüm katkı veren teknik elemanlar da dahil olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bu sunumu yapan iki değerli arkadaşlarımızı ve bizi dinleyen herkese herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.
Thank you.